Bu Charlie. Türkiye'nin en kıllı kahramanı. O bir Amerikalı. Sanal ailesine Amerika'daki rahmetli amcalarından miras kalmış. Charlie evin neşe kaynağı. Hem çok uyanık hem de çok çapkın. Herkes ona bayılıyor. Bu Talat Sanal, evin reisi. Charlie'nin kuzeni oluyor anlayacağınız. Evine çok bağlı, karısına ve çocuklarına aşık. Mükemmel bir baba. Bu Nalan Sanal, evin tek aklı başında üyesi diyebiliriz ona. Siz bakmayın az önce Talat evin reisi dediğime. Gerçek reis Nalan Hanım oluyor aslında. İki çocuklu, işi hiç bitmeyen, evi çevirmenin dışında bir de bütün gün Charlie ile uğraşıyor zavallı. Bazen ona kızsa da aslında o da Charlie'yi çok seviyor. Bu Afakan, kımıl zararlısı. Nalan'ın kardeşi, Talat'ın kayınbiraderi. Aynı zamanda sanal ailesinin yeni karşı komşusu. Talat ondan nefret ediyor. Çünkü Afakan'ı çevirdiği her dolabın sonunda Talat'ın da başı yanıyor. Bu Tarkan, yani Afakan'ın ev arkadaşı. Nispeten düzgün bir çocuk. Terbiyeli, çalışkan, güzel bir işi var, bir geleceği var. Ne yazık ki körle yatan şaşı kalkar misali Afakan da yavaş yavaş onu kendine benzetiyor. Bu Cilve Naz. Apartmanın sarışın çıtırı. Hem Charlie hem Afakan aynı anda Cilve Naz'a aşıklar. Cilve Naz salak mı yoksa salak taklidi mi yapıyor? Biz bunu anlayamadık. Belki siz anlarsınız. Bu Pamuk, dünyanın en bahtsız kızı. Çünkü Afakan'a deli gibi aşık. Ama Allah'tan Afakan'ın bundan haberi yok. Ve bunlar Sibel Can'la Nurcan. Evin iki küçük yaraması. Charlie'nin en yakın arkadaşları. Onlar Charlie'ye bayılıyor. Şimdi geçin televizyonun karşısına. Charlie iş başında başlıyor. Eminim siz de Charlie'ye bayılacaksınız. Charlie bugün cezalı diyorum. Cezalı mı? Evet hem de ağır cezalı. Niye? Yine ne yaptı ki bu? Dün gece sizin eve hırsız girdi diye annem bütün apartmanı ayağa kaldırdı ya... Ay hiç sorma Nail abla bak. Nasıl korktum bilemezsin yani. Böyle ben tam banyodan çıkmıştım. Odamda çırılçıplak bir şekilde yatağımın kenarına oturmuş bütün vücuduma nemlendirici krem sürüyordum. O anda odamın penceresine bir baktım. Ah! Pencerenin dışında böyle siyah maskeli kapkara bir hırsız bana bakıyor. Siyah maskeli öyle mi? Evet, aynı hırsız sizin eve de mi girdi? Aman o Allah. Hırsız zaten bizim evde yaşadığı için öyle gizli gizli pencerelere tırmanmasına falan gerek kalmıyor. Nasıl yani? O hırsız hep sizin evde yaşıyor yani. Aman Allah! Yoksa Charlie bir hırsız mı? Charlie bir hırsız! Charlie bir hırsız! Sakin ol Cilvenaz, otur. Otur. Sakin ol. Charlie hırsız falan değil hayatım. Oh be, değil mi? O sadece sapık bir röntgenci, o kadar! Emineciğim, sen müzik röntgenin şefisin değil mi? Ne işin var senin orada? Çık 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 çık, hadi oradan çık. Yok Pamuk abla, ben büyüyünce mağaza müdürü olmak istiyorum ya. Büyüyünce mi? Evet Pamuk abla, iyi bir mağaza müdürü mağazasındaki her işten anlamalı diye düşündüm. Ve bu nedenle de boş zamanlarımda Afakan'ın yanında staj yapıyorum Pamuk abla. Sen burada uslu uslu dur, dansına devam et, tamam mı kardeşim? Birazdan Tarkan abi seni gelip alacak. Heh, tamam? Siz Sinyor Afakan. Buyurun sizi şöyle alayım. Sen de sırıtıyorsun öyle. Dur toparaya Sinyor Pamuk. Ne? Nota piante. Si Sinyora. Bueno. Enes nuy. Intelligente. Que? Oo, bugün Carlos'un son günü. Yarın ülkesine dönüyor.
Allah razı olsun ya. Ya öyle deme ben işte ben. Vallahi ben çok özleyeceğim bu Carlos'a. Ta 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 ra. Dans, dans, Signora Pamuk. Ay, yok Carlos'cum, vallahi çok işim var. Dansın sırası değil gerçekten bak. Ay, yok. Ne olur acı bana bırak. Ay! Bak, şey yapalım. İşim bitsin vallahi. Söz sana, sabaha kadar lambada yapacağım. Si, Signora Pamuk, lambada. Ay, ne? Ay, Allah'ım. Şu güzel dilime eşek arası soksaydı da bunu yapmasaydım. Onca dans ismi arasından bulun. El aktansın. Lambada yapacağım. Lambada Signora Pamuk. Lambada. Evet. Biz zorba Carlos'cum. Ke. Macarena Carlos'cum. Aa, si, Macarena. Ne? Macarena mı? Allah'ım. Evet, biliyorum. Öyle değil mi? Macarena. Şimdi aç kulaklarını ve beni dikkatle dinle çekirgen. Dinliyorum Macarena. Hatta bak sen anlattıkça ben not bile alıyorum. Aferin. Al tabii, not al. Not almak iyidir oğlum. Ne demiş atalarımız? Akılda kalmaz, kağıtta kalır. Vay be, ne güzel söyledin ha. İzin verirsen ben şunu da bir not edeyim Afakan abi. Oo, sen böyle her ağzımdan çıkan lafı not edersen bu ders hiç bitmez ki oğlum. Yok, tamam. Bak, yazdım bile bak. Sen devam et, ben dinliyorum seni. He, şimdi bugünkü dersimizde sevgili çekirgen insanın aklını alın. İçinde böyle fırtınalar koparacak. Onları maceradan maceraya, lezzetten lezzete sıçratacak. Bir muzlu süt nasıl yapılır? Onu öğreteceğim sana yavrum. Muzlu süt mü? Sen geç onu Afakan abi. Ben muzlu süt nasıl yapılır biliyorum ya. Biliyor musun? Biliyorum tabii. Her sabah işe gelmeden önce annem bana bir bardak muzlu süt hazırlar. Merhaba. Oradan biliyorum. Bak şimdi muzları önce şey kesiyorsun, o aletin içine koyuyorsun, sütü de koyuyorsun, mızzz diye karıştırıyorsun, oluyor bitiyor. Al sana muzlu süt ya. Ya ne kadar banal ve demodesin be Emre. Yani sen şimdi her sabah içtiğin şeye sen ona muzlu süt mü diyorsun yavrum? Ben değil, annem öyle diyor valla. Bugüne kadar içtiğin bütün muzlu sütleri unut oğlum. Ben sana orman usulü muzlu süt nasıl yapılır onu öğreteceğim. Orman usulü mü? Heh, tabii orman usulü. Şimdi bizim Charlie'nin geleneksel tarifi yani. Ha, ona da ormandaki büyük Çita dedesinden kalma bir tarif bu yavrum. Vay be. Dur. Ben şuraya bir başlık atayım. Hatta yeni bir sayfa açayım. Aç ya. Aç sana. Ha. Kırmızı kalemle atıyorum bak başlığı, tamam mı? Tabii olur Emre, olur. Bak paragraf başı da yapmayı unutma, tamam mı yavrum? Ya unutmayayım Afakan abi. Bak her paragrafın başına böyle baş parmak büyüklüğünde bir boşluk bırakılacağını biliyorum herhalde değil mi? He. Sen de beni iyice salak ettin ha. Yok yavrum yok. Ne alakası var? Ben öylesine gerçek salaklara hakaret etmek amacıyla sana salak falan diyorum ya. Herhalde yani. Nasıl yani ya? Tamam çok konuşma da şimdi yaz sen yaz. Şimdi önce irice bir muzu alıyorsun. Şimdi kabuklarını böyle teker teker orijinal maymun tarzıyla soyuyorsun. Böyle maymun tarzıyla he. Ondan sonra... Ay, bugün sattığımız aranızdan ayrılan arkadaşlarınızı ne kadar çok kıskandığınızı biliyorum çocuklar. Kim bilir şimdi ne güzel, hangi sıcak kahvenin yanında ya da hangi yatağın başucunda böyle hemen yatağın dibindeki çekmeceli komedinin üzerindeki gece lambasının yanı başında heyecanla okunmayı, okuyanların akıllarına bir ışık tutmayı bekliyorlardır. Ama siz de hiç üzülmeyin. Çok yakında sizi de bir beğenen, sizi de okumak isteyen biri mutlaka çıkar. En olmadı eve götürür ben okurum sizi. Pamuk, pamukçum. Müsrif Beyciğim, size kısaca oha desem çok fazla kabalaşmış olur muyum efendim? Nasıl efendim? Yani siz iyice koptunuz konudan diyorum yani. Fena yükseldiniz yani. Tamamen ayrıldınız aramızdan. Nasıl yani? Ya Müsrif Bey, benim nerem sizin pamuğunuza benziyor Allah aşkına ya? Yani dikkatli bir baksanıza. Böyle... Aslan gibi, zıpkın gibi, fişek gibi bir delikanlıyım yani. Yok efendim, ben size pamuğu gördünüz mü diye soracaktım ki... ...ben daha cümlemi bitirmeden siz reaksiyon gösterince...
Ben de istemeyerek bile olsa böyle sapık bir duruma düşmüş bulundum. Kusura bakmayın. Konuya bir açıklık getirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Çok sevindim Müsrif Bey. Neyse Talat Bey, neyse. Pamuğumu gördünüz mü acaba? Onu hiçbir yerde bulamıyorum da. Kızcağız çok doğal olarak sizi her gördüğü yerde tabanları yağlayıp mağaza ve şehir dışına kaçtığı için göremiyorsunuz tabii pamuğu. Benden kaçtığı için mi? Artık bal kabağı tadı verdiniz Müsrif Beyciğim yani. Anlıyorum. Çok şakacısınız Talat Bey. Daha fazla kalıp bu ayaküstü stand-up gösterinizi sonuna kadar izlemek isterdim ama... ...ne yazık ki pamuğumu bulmak zorundayım. Kusura bakmayın. Yeter artık ama ya. Sonra çekirgecim muzların üzerine... İki çay kaşığı pudra şekeri serpiştiriyorsun. İki çay kaşığı pudra şekeri serpiştiriyorsun. Evet. Abakan Bey evladım. Müsrif Bey. Karuncuğum. Sakla beni. Sakla. Bak bak. O da makarena. Makarena. Çok güzel vallahi be. Makarena. Abakan Bey evladım. Pamuğum geldi mi? Yok Müsrif Bey. 45 saniye önce sizin de sorup benim maalesef şeklinde cevap verdiğim gibi tam henüz gelmedi. Hay Allah, nerede bu kız ya? Ya bu kadar oyun yeter Müsrif Beyciğim. Oyun mu? Evet oyun. Te. Ya sizin bu abuk subuk aşkınız yüzünden burada doğru düz çalışamıyoruz vallahi ya. Te vallahi. Şimdi rica edeceğim bu çiçekleri ve kırık kalbinizi alıp buradan hemen gidin. Tamam mı? Ve büyünün etkisi geçip aklınız başınıza gelene kadar da bir daha buraya uğramayın. Çok haklısın Talat Bey. Bana bakın Müsrif Bey. Nasıl çok haklıyım ya? Baba görüyor musun Emir'ciğim? Eniştem hayatta ilk kez bir konuda çok haklı olduğu için bak nasıl da heyecanlandı birdenbire. Çok düşündüm ve de taşındım Talat Bey. Sonunda pamuğum beni sevmediği sürece onu sadece mutsuz ve bedbaht edeceğimi anladım. Ha şöyle ya. Aramıza yeniden hoş geldiniz Müsrif Beyciğim. Çok teşekkür ederim efendim. Yürünün etkisi geçti herhalde. Bundan böyle pamuğumu uzaktan sevmek, onun mutlu olduğunu görmek... ...benim için aşkların en büyüğü olacaktır. Ya bir dakika, benim kafam çok karıştı. Şimdi ben bu duruma üzülsem mi, sevinsem mi... ...bir türlü karar veremiyorum ya. Sevinin Talat Bey, sevinin. Benim için olmasa bile pamuğum için sevinin. Vay be! Meğer sen Müsrif amca Cumhuriyet'in ilk delikanlılarındanmış da... ...haberimiz yokmuş be. Bak geliyor musun? Çok teşekkür ederim Afakan Bey evladım. Sağ ol, sağ ol. Son bir kez pamuğumu görüp ona veda edebilir miyim? Veda mı? Son kez baş başa içeceğimiz bir fincan çayın anısı bana bir ömür boyu yetecektir. Ya siz gerçekten de çok iyi bir insanmışsınız be Müsrif Bey. Sağ ol. Hadi Afakancığım git bul pamuğu buraya getir. Tamam işteciğim. Bana bak ağlama. Dersiniz bitmedi. Bravo. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz ona göre, tamam mı? Ona göre abi. Emre'ciğim sen de Pamuk ablanla Müsrif Bey için iki tane veda çayı hazırla bakalım. Çok sağ olun Talat Bey. Aman efendim ne olacak? Hep böyle delikanlı olun ciğerimi yiyin. Aman yok efendim o sizde kalsın lazım olur. Ya Talat Beyciğim ben yapmıyorum ya. Neyse. Ben gidip şu kitapları düzelteyim en iyisi. Tamam mı? Hadi tamam bakalım. Tamam. Aha bu şekerden. Sevdiğin kızın çayını atarsan o da seni deliler gibi sevecektir. Ama sadece iki kaşık. İki kaşık. İşte şimdi bittim pamuğum. İşte şimdi bittin. Çaylar hazır Müslüm amca. Sağ ol Emre'ciğim sağ ol. Ay yeter artık şekerim. Dünya lambada rekoru kırmana gerek yok. Bak Talat Bey beni bırak. Talat Bey beni işten atacak. Talat Bey. Aman be Carlos'cum be. Senin yüzünden bütün Meksika halkından tiksindim burada. Ke. Şimdi Afakan burada olsa sana öyle bir güzel zıt Erenköy derdi ki görürdün sen gülün ha. Ke. Ha işte bak insan lafın üstüne gelirmiş derler. Ne? Yok aynı atasözünün seni anmak ve bir çomağı hazırlamak üzerine olanı galiba sana daha çok uyuyor. Ya Pamuk kızım neredesin ya? Yarım saattir seni arıyorum be. Şişt canım yani. Yağmurdan kaçayım derken doluya tutuldum burada herhalde. Ne? Müsrif Bey'den kaçayım derken burada Carlos'a yakalandım demek istiyorum. Yok be Pamukcum ya. Müsrif Bey'den kaçmana gerek kalmadı artık.
Nasıl yani? Müsrif Bey'den kaçmama gerek kalmadı yani. Müsrif Bey az önce yükseldiği yerden tekrar yeryüzüne inip aramıza kesin dönüş yaptığını itiraf etti diyorum. Ke? Ne? Ay, ama bu tuhaf Meksikalı yüzünden kafam karışıyor burada. Öf. Ke. Ha, ke. Ne yani? Şaşmaz'ın verdiği büyüsü geçmiş mi yani? Ya geçmiş. Vallahi geçmiş. Allah! Makarena. Ulan Carlos sen ne yapıyorsun oğlum? Terbiyesin. Ya. Ver. Ver, ya ver, yapmayın ver. Böyle. Ya. Aman. Koş. Ne oluyor ya? Hala anlamadı mı neler olduğunu? Ne? Pamukçum, benimle dans eder misin? Sardoşa'ya bak, elbette ederim. Ne? Hadi bakalım Sebastian, ütü zamanım. Ne yapıyorsun sen orada? Bugünkü performansın için sana bir olimpiyat madalyası vermek lazım. Hem sabahtan beri temizlik yapıyorsun hem de spora enerji bulabiliyorsun. Bravo valla. Biz de senin gibi muz mu yesek acaba? Hı? Hadi. Galiba göbek kasları iyice çalıştı. Hadi biraz da ütü yapalım. Kol kaslarımız çalışsın hadi. Bana bak. Dün gece Cilvenaz'ın penceresine tırmanıp onu röntgenlediğin için bugün ağır cezalısın. Ben ne dersem onu yapacaksın. Hadi yerine. Ütüye. Marş marş. Hadi. Ha. Pardon beyefendi. Ben geçeyim. Buyurun. Affedersiniz. Rica etsem ben bir çay daha şey edebilir miyim acaba? Ha yok, ben garson değilim efendim. Ben bu mağazanın müdürüyüm. Öyle mi? Evet öyle. Hayret. Ne kadar genç görünüyorsunuz halbuki. Aa, çok teşekkür ederim efendim. Birden bana kendimi iyi hissettirdiniz vallahi. Öyle mi? Hatta genç ve yakışıklı da diyebiliriz. Buldunuz nedir acaba? Oğlak. Oğlak? Oğlak. Ne güzel. Ben de terazi. Allah'ıma bin şükür. Aa, çok memnun oldum terazi bey. Ay yok, daha memnun olacağın bir şey söylemedim ki ben sana. Nasıl? Daha tam tanışmadık diyorum. Ha, öyle yani. Aslında benim çok işim vardı. Ben bu kitapları raflara dizeyim de onun için gitmek zorunda. Artık tanışalım o zaman. Merhaba, ben Oral. Evet. Sizin de bir adınız vardır herhalde. Talat efendim, Talat Sanal efendim benim adım. Ne kadar güçlü elleriniz var Talat Bey. Evet, ben az önce dediğim gibi bu mağazanın müdürüyüm efendim. Doğal olarak da işim başımdan aşkın oluyor. Tanıştığıma çok memnun oldum efendim. Şimdi müsaadenizle ben kaçmak gitmek zorundayım. İyi günler, afiyet olsun. Bay bay. Adı Talat'mış. Ne kadar bana. Garson bey, çok rica edeceğim. Biraz da bu tarafa bakar mısınız Allah'a? Garson bey. Garson bey, bakar mısınız? Eme bey evladım, bak birisi sana sesleniyor. Garson bey. Ha. Merhaba efendim, merhaba. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ne duruyorsun ya? Gitsene adamın yanına. Seni yanına çağırıyor, görmüyor musun? Beni yanına mı çağırıyor? Canım, sipariş falan verecek herhalde. Aa, doğru ya, hay Allah. Sipariş verecek tabii. Hadi koş, koş, koş. Hadi, hadi. Geliyorum efendim. Bu pamuğun çayı olsun. Hatta üç olsun.
Nerede kaldı bu pamuk? Çayı soğumadan gelse bari. Pamuk, yeter artık ya. Uykum geldi valla. Şimdi uyuyacağım burada ben. Uyu o zaman. Ne? Başını yaslamak için benim omzumdan daha güvenli bir yer var mı burada? Ya saçmalama Pamuk. Ya burası bir iş yeri. Yani etrafta bir sürü aile var. Hep bizim üst katta bir aile salonumuz yok ki. Hatta bizim üst katımız bile yok kulübe. Yani olsa onları üst kata yollar. Biz burada istediğimiz kadar devam ederdik dansımıza ama. Yok işte, yok. Aa, yok. Tamam Atakan, tamam, sakin ol. Bu kadarı bile yetti bana. Seninle bu ilk dansımızı hiç unutmayacağım. İlk dansımızı mı? Hı hı. Sağ ol Afakan. Ben ne yaptım ki şimdi ya? Ne oluyor ya? Boğazdan büyük bir gemi geçiyor herhalde. Ah! Uyumuş bu. Ulan Carlos! 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 Kalk oğlum, kalk! Siesta señora Fakan, siesta. Oğlum birazdan eve gideceğiz. Orada yaparsın artık siyesini miyesini. Kalk! Kalk Talat abi seni böyle görmesin. Kalk! Talat amca, Talat amca! Görmesin, kalk! Kalk! Kalk enişteciğim, kalk. Kalk! Ne oldu Müsir Bey? Konuşamadınız mı hala Pamuk'la? Yok, çayını koyduk ama kendisi henüz gelmedi. O zaman soğumadan ben içeyim o çayı da Pamuk gelince kendisine bir tane koyar. Ya olmaz! Sakin ol Müsir Bey, alt tarafı çay ya. Ama bu Pamuk'un çayı. Yani onun için özel hazırlattım ben bu çayı. Özel mi hazırlattın? Ne haber Talat abi? Allah Allah. Nasılsın Müsir amca? Ya sonunda gelebildin abicim ya. Beni bu kadar çok özlediğini bilseydim çoktan gelirdim Talat abi. Saçmalama oğlum, saçmalama. Sen şu uzaylı Carlos'u eve götürmek için gelmedin mi buraya? Evet. Hadi ne güzel işte. Hadi al Carlos'la gidin bir an önce abicim, hadi. Gidin de biz de işimize bakalım, hadi. Ya Talat abi, yolda çok boğazım kurudu. Önce şurada iki nefeslenip bir fincan çay içsem diyorum ha? Ha tamam, burada hazır çay var. Hadi iç bir an önce de kurtar bizi şu Carlos'u abicim, hadi. Oo, sağ ol Talat abi. Beğendin mi bunu? Pamuk da geldi işte. Gel be. Hayda, nereye gitti bu fincan ya? Elinize sağlık Talat abi, harika kokuyor vallahi. Afiyet olsun. Dur, içme onu sakın. Ne oluyor ya? Sakın içme o çayı Tarkan Bey evladım. Niye? İçinde zehir falan mı var? Ne zehiri canım? Bu pamuğun çayı da onun için şey ettim yani. Pamuğunuzun çayı mı? Evet pamuğum. Bu senin çayın. Benimki de burada bak. Hadi son çayımızı birlikte içelim sevgilim. Ha? Sevgilim mi? Ya Talat Bey, hani Müsir Bey normale dönmüştü? Döndü. Baksanıza hala bana sevgilim falan diyor bu. Olsun neyse. Merak etme aşkım. Bu bizim son çayımız olacak. Bu çaydan sonra aşkımızı kalbime gömüp bir daha karşına çıkmayacağım. Tamam o zaman. Bu değil mi? Ne? Evet o. Şekeri var mı bunun? Bir de bu çay soğumuş. Ne? Buz gibi olmuş valla. Ama ben dedim size değil mi? Yani... Neyse ben kendime başka çay koyayım bari. Ya olmaz! Olmaz mı? O kadar vaktimiz yok demek istiyorum yani. 15 dakika sonra Üsküdar vapuru kalkıyor. Benim acele etmem lazım pamuğum. İyi o zaman. Hola amigos! Ay! Panda yavrusu gibi zıplayıp hoplama ya. İndireceksin şimdi bir yerleri şimdi. Hola amigos. Ya aman, hadi aman, Tarkan aman. Ya hadi al götür şunu şuradan ya. Tamam abi çayımı içeyim hemen götüreceğim. Ne haber Carlos? Nasıl öğretmiş baba? Carlos da artık içimizden biri oluyor biliyor musun? Evet. Carlos da artık bir afakan oldu demek istiyorsun değil mi? Aynen öyle enişteciğim. Aynen öyle. Que pasa señor Tarkan, que pasa? Ne olsun be Carlos'cum? Bildiğin gibi öyle yuvarlanıp gidiyoruz işte be. Sidi. Sidi. Dur. Carlos bırak el adamı çabuk. Bırak oğlum. Masaya kirim içeye Fakan abi. Ya bir saniye dur Emre. Şu anda meşgulüm görmüyor musun? Ben hazırlarım. Bir çay demiştin değil mi Emreciğim? Evet Pamuk abla. Başka çay içmek isteyen var mı? Ben içerim. Ben de içerim bir tane. Sen? Ya sen yap 5-10 tane Pamukcum.
Birazdan arkadaşları kafasını duvara sürtüp kıvılcım çıkartınca hepsini hararet basacak. Çay içecek. Ya Müslüm Bey, bıraksana ya. Bıraksana be içsin çocuk ya. Can içecekmiş işte. Bırak, görmüyor musun? Olmaz efendim, o benim pamuğumun çayı. Ya pamuğun çayı mı? Evet. Vallahi bana hiç bakmayın. Benim o çayla hiç de öyle duygusal bir bağım yok. Hadi pamuğum, bir an önce içelim son çayımızı da ben artık gideyim. Dur Carlos, bırak oğlum ya. Bırak 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 bırak. Bırak. Son çayımız öyle mi? Vallahi Müslüm Bey söz verdi. Bu çaydan sonra artık beni sevmeyecekmiş. Söz verdiniz Müslüm Bey. Sakın çamura yatmayıp ben kalkmayayım. Ya. Bakın şahitlerim var burada. Sözüm söz pamuğum. Vay be. Demek ki bir nevi veda çayı oluyor demek ki. Aynen öyle Apakan Bey evladım. Ben filmlerde de veda sahnelerine hiç dayanamam. Hemen ağlarım ha, biliyor musun? Bakın şimdi de gözlerim doldu benim ya. Hadi Apakan hadi. Hadi ver şu çayı da. Buzlu çaya dönmeden içeyim ben şunu. Bırak abinin kravatını. İçim de Müslüm Bey gitsin ben önce. Ne güzel söyledin pamuğum. Hadi içelim. Hadi hoppala. Hadi bakalım. Çekil. Aman ver. Çok yaşar. Çok yaşar. Elim yadı. Ay sizde gelin. Dur. Dur bırak Carlos. Tamam. Dur bırak. İyiydi, hangisi bunlardan benim çayım? Aman Allah. Eyvah. Ya pamuğum, hangisinin senin fincanın olduğunu bilmiyor musun gerçekten? Yok vallahi billah. Ben bilemiyorum. Yani öyle hapşırınca karışıvermiş işte bunlar. Biraz daha dikkatli baksan. Ya ne fark eder Müslüm amca? Hepsinin içinde çay yok mu bunun ya? Ne fark eder olur mu canım? Pamuğumun fincanını bulmadan bu çaylara kimse elini süremez. Allah Allah Müslüm Bey ya. Hepsi çay işte bunların ya. Hadi soğumadan herkes alsın çayını da içelim ya. Ben de daha fazla dayanamayacağım. Yarım saatte şu en soldaki fincanla acayip bakışıyorum vallahi billahi. Olmaz! Bu çaylar içmeniz çok tehlikeli. Tehlikeli mi? Evet, hem de çok tehlikeli. Ya üstümüze döküp bir yerlerimizi yakmadığımız sürece bir fincancık çayın nesi tehlikeli olacak Allah aşkına ya? Hiç yani. İlahi yani Müslüm Bey ha. Sanki çayların içinde hani şu bizim meşhur şaşmaz bacın abuk subuk iksirlerinden varmış gibi konuşuyorsunuz ya. Müslüm Bey, iyi misin? Müslüm amca. Ne oluyor? Ne oluyor? Bakın adam boğuluyor, gidiyor. Çay ver çay. İçin bu Müslüm amca. Helal. Ben de şu en yakışıklı olanını alayım artık. Zomadan alalım şunları bakalım. Hayır! Durun içmeyin! Sakin olun Müslüm amca. Ne oluyor ya? Bakın sizin çayınız burada. Hadi iç bir durumda. Hadi gel. Yarısı iç. Ay! Masakinin çayını unuttum. Ne? Vallahi bravo Emreciğim. Hadi koş, götür şu adamın çayını. Hemen götürüyorum Pamuk ablacığım. Tamam. Yeter. Geldiniz mi kendinize Müslüm Beyciğim? Aman Allah'ım. Ne yaptınız siz? Çok affedersiniz efendim. Şey oldu. Kazana yeni su basmıştık. Onun için çayınız biraz gecikti. Özür dileriz. Ay hiç önemli değil. Geldi ya sonunda. Allah'ıma bir afiyet şükür. Afiyet olsun efendim. Afiyet olsun. Teşekkür ederim hayatım. Görevimiz. Senin burcun ne bakıyor? Ne? İşte şimdi yandık. Şimdi yandık. Ya sakin olun Müslüm Bey. Ya niye bu kadar panik yapıyorsunuz hiç anlamıyorum. Alt tarafı bir çay yani bu ya. Hadi Afakan. Koy hepimize şöyle birer tur çay daha. Müslüm Bey'in keyfi yerine gelsin bakalım. Hadi bakalım. Artık çok geç. Artık çok geç. Tabii neredeyse akşam yemeği vakti geliyor. Rica etsem az önce çay içenler elini kaldırabilirler mi acaba? Tabii. Anlıyorum. Bir an zaten aranızdan birisi kendini bana fena halde aşık hissedebilir de onun için uyarayım dedim. Nasıl yani? Aramızdan biri kendisini aşık hissedebilir yani. Ferhat Bey haklıydı. Çaylardan birinin içinde şaşmaz bacının aşk iksirinden vardı. Ne? Pardon. Ne? Aman Allah'ım. Nefis olmuş. Biraz soğuk ama olsun. Ben buzlu çaya bayılırım. Tekrar afiyet olsun efendim. Demek sen kova burcusun öyle mi? Galiba öyle efendim.
Ben kova erkeklerine bayılırım, biliyor musun? Benim yükselenim de kovadır, Allah'ımı bin şükür. Pardon, siz nereye yükseliyorsunuz acaba? Bilmem. Sen söyle, oraya yükselelim birlikte. Ne? Buradan kaçta çıkıyorsun bakayım? Ne? Ben en iyisi işimin başına döneyim şimdi. Garson peki, bey. Ya, o, buyurun efendim. Size bir şey soracaktım. Bunun da tadı bir acayip yani. Ne varsa artık içinde. Oo. Yani bravo Müsrif Bey. Sizin bu yaptığınız da iş yani. Hiç. Ne olur bana kızmayın. Ben sadece pamuğumu kendime aşık etmek istemiştim. Allah'ım beni korudu ya Rabbim. Durun bir dakika, durun durun. Hemen büyülü çayı kimin içtiğini tespit etmemiz lazım. Vallahi bana hiçbir şey olmadı enişteciğim. Ben hala Müsrif Bey'e gıcık oluyorum mesela. Ben de. Tarkan. Aslında Müsrif Bey böyle beyaz saçlarıyla, güzel ve tertipli giyimiyle gayet beyefendi birine benziyor ama. Aman Allah'ım. Aa. Tarkan içmiş çayı. Yok oğlum, ben öylesine. Genel fikrimi söylüyorum yani. Aa, iyi. Kimseye aşık falan olduğum yok. İyi tabii. Aa, Carlos içti o zaman bu çaydan. Carlos tam doğru söylüyor. Şişt, Carlos. Bir bak bakayım Müsrif Bey'e. Sende var mı öyle amor aşk durumları falan yani? Ke. Durun durun durun. Şimdi anlarsın. Gel Carlos. Bak Carlos. Bu Müsrif Bey. Hadi yap hareketini de tanışın bakalım oğlum, tamam mı? İzleyin bakışını, Türkçe selamlaşacaklar. Hadi bakalım. Şişt. Müsrif Bey. Efendim Carlos'u. Aferin Carlos'u. Aferin Carlos'u. Aferin oğlum sana ya. Carlos da temizler işte. Canım benim. Kim içti o zaman bu büyülü çayı? Bunun şekeri mi eksik ne? Gidip biraz daha şeker isteyeyim en iyisi. Aa, bana hiç bakmayın valla. Ben hem bu çaydan hiç içmedim, hem de hala Afakan'a deliler gibi aşığım. Ne? Talat Bey, ben az önce dışından Afakan'a deliler gibi aşığım demedim değil mi? Ne yazık ki dedin galiba Pamukçum. Affedersiniz, ben çayımı bir şeker daha alabilir miyim acaba? Tabii, versene şekeri. Aa, bu ama fincan. O fincan. Ay, affedersiniz. Önemli değil. Aşkım. Aşkım. Dur! Kimse gülmesin. Önce ben güleceğim çünkü. Ya ne çok güldük ya. Oral Bey zavallı Müsrif Bey'e evlenme teklif ederken Müsrif Bey'in suratını gördüm. Pamuk kurtulmuş oldu ama. Bizim çocuklar gelmiş. Ne haber Çingiş'in? İyilik Afakan, senden ne haber? Ne olsun işte. Öyle seni arzulayarak gelip geçiyor günlerim. Nasıl yani? Bu akşam birlikte sinemaya gidelim mi Cilbiş'e? Olmaz Afakan. Biliyorsun ki ailem seninle görüşmemi istemiyor. Ay, keşke aynı yasağı bize de getirseler. Ama Cilbiş'im ben senin için ölüyorum ya artık. Lütfen Afakan bırak, gitmek istiyorum. Bir kerecik öp öyle git o zaman. Ne? Ay istemiyorum Charlie, imdat, kurtar beni. Şaka yapmıştım oğlum. İyi akşamlar. Selam oluyor. Allah Allah. Ağır bir gülme krizi geçiriyoruz karıcığım. Aa, niye? Anlatsam da inanmazsın ki. İyi de anlat. Ben de bir kriz geçirsem hiç fena olmayacağım. İçeride yemekte anlatırım. Hadi geçin içeri. Hadi. Şşt. Hop hop hop. Siz nereye abicim ha? Sizin eviniz karşı kapı oluyor. Ha. Ya yanlış duymadıysam abla hadi geçin içeri dedi. Ha. Yani ha. Hep beraber geçin içeri dedi. Yok canım ben lafın gelişi söyledim onu. Gördün mü yavrum? Aşk olsun abla. Sanki biz Carlos'cumla gidip mutfakta kendimize şu Meksika usulü bir kuru fasulye yapamayız yani. Ne? Gidip mutfakta Meksika usulü kuru fasulye mi yapacaksınız? Tabii oğlum.
Bir iki saat sonra parmaklarını yiyeceksin. Parmaklarını. Ha, tabii önce mutfağı yakmazsanız. Herhalde oğlum. Ne diyorsun be? Yok bir şey, yok bir şey, tamam. Si, senyor Afakan. Hadi ver cevabı Carlos. Fasulye. Kuru fasulye. Hadi. Hadi vamos Carlos. Gidiyoruz. Mutfak bizi bekliyor. Hadi Charlie. Hadi. Hadi. Hadi hadi hadi. Oğlum. Lan sen ter kokmuşsun ya. Şş, önce bir duş al oğlum. Sen hadi bakayım. Hadi. Tarkan sen gelmiyor musun? Siz başlayın abicim. Ben hemen geliyorum. Sen birisi ne olur ben bu gece sizin oğlunuz olabilir miyim? Ne? Ne? Ne olur beni bu iğrenç insanların eline bırakmayın Alan abla. Tamam sakin ol. Sakin ol. Geçti. Bu akşamlık bizim oğlumuz olabilirsin. Tamam. Talat. Ama hayatım yani. Talat. İyi tamam ben sustum. Tarkuş gelmiyor musun oğlum? Tarkan'ın tabağını da ben yerim o zaman. Evet sevgili hanımlar, bir başka lezzet manyakları programıyla canlı yayında karşınızdayız. Bugün de Allah izin verirse sizler için birbirinden güzel, birbirinden çılgın yemekler pişirip aklınızı almak ve damak zevkinizi alt üst etmek istiyoruz efendim. Her zaman olduğu gibi bugün de çok sevgili ve de kıllı asistanım menemen ustası doçent doktor Sayın Charlie Kıllıboy görüş ve yorumlarıyla bize ışık tutacaklar. Hoş geldiniz Sayın Kıllıboy. Nasılsınız? Her zaman olduğu gibi programımıza renk ve kıl kattınız efendim. Ve gelelim bugünkü çok özel konuğumuza. Bizi kırmayıp sırf programımıza katılmak için Meksikalardan ülkemize gelen ünlü kuru fasulye ustası Sayın Carlos Ocakbaşı da bize günümüz ve dünya mutfaklarından kuru fasulyenin kuru fasulyenin yeri ve önemi konusunda çok değerli bilgiler verecek. Hoş geldiniz Sayın Hocam. Welcome. Welcome yani abicim. Welcome yani. Si. Gracias señor. Hola amigos. Hola señoras. Ya, tamam ha. Aa, oğlum kamera falan yok ortada. Abartma. İşte kendi aramızda dalga geçiyoruz yani. He. Kamera falan yok diyorum sana. Öyle oyun oynuyoruz bak böyle. He. Ya, ama öğren abicim sen artık şu Türkçeyi be. Aa, tam bir buçuk gündür buradasın. Biraz gayret et oğlum. Biraz çalış. Gözünü seveyim ya. Aa, bak. Bak de. Bak, televizyonda Japon bir kız var. O bile söktü iki günde güzel Türkçemizi ya. Ke. Sen de. Neyse sevgili hanımcıklar. Bugünkü lezzet manyakları programımıza hazır dünyanın önde gelen kuru fasulye uzmanlarından olan Sayın Ocakbaşı'nı da yakalamışken size Meksika usulü kuru fasulye nasıl yapılır? Bunu anlatmaya çalışacağız efendim. Evet efendim macera devam ediyor. Ve geçiyoruz yemeğimize. Sayın Kıllıboy rica etsem bana şu fasulye kabını uzatır mısınız efendim? Sağ olun çok zahmetçikler oldu. Çok teşekkür ederim efendim sağ olun. Evet hanımlar. İlk önce şimdi bu fasulyelerimizi... Abicim yeme şunları. Ver. Çıkar. Ya fasulyenin içine koyalım diye kestik biz o domatesleri. Allah Allah. Evet hanımcıklarım. Memleketi ne olursa olsun bir kuru fasulye projesinin en önemli ve ilk aşaması fasulyeleri bir gece öncesinden suda boğma aşamasıdır. Ya ne yapıyorsun? Biz de aynen öyle yaptık. Çali ne yaptın oğlum sen? Ya. Ne yaptın diyorum sana. Aman. Sana sormuyorum abicim. Sana sormuyorum. Ben Charlie'ye soruyorum. Ke. Yok bir şey abicim. Sus. Evet hanımcıklarım.
Biz de... Allah, biz de fasulyelerimizi tabii ki bir gece önceden ne yaptık? Suyun serin kollarına böyle hop atarak salıverdik. Bakın, nasıl da sabırsızlıkla bekliyorlar düdüklü tencerenin içine atlamak için. Bak 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 hop. Gelelim yan malzemelerimize. Şimdi yan malzeme. Carlos, yeme diyorum sana. Yeme, ver ver ver. Çıkar, 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 çıkar. Pişirelim fasulyeyi. O zaman kepçe kepçe yersin. Bak. Charlie'cim, bu herif laf dinlemiyor. Ben şu anda meşgulüm. Rica etsem benim adıma. Carlos'un kafasını duvara sürtüp kıvılcım çıkardı mısın canım? Sus! Neyse sevgili hanımcıklar. Biz kuru fasulyemize kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Nerede kalmıştık? Bak, evet. Sayın Charlie Kıllı Boy. Şu taze soğanları uzatır mısınız acaba? Çok zahmet oluyor efendim. Bak, ısıracak illa ki. Çok sağ ol güzelim. Ay ne oldu kız biliyor musun? Az önce sana güzelim deyince böyle nedense bütün tüyleri böyle diken diken oldu. Ah, ya oğlum ya atma oğlum şunları ya. Allah Allah atma soğanları diyorum ya. Bunlar lazım olacak. Bu da attı. Sen de atıyorsun. Ben ne yapacağım ya? Bunlar lazım olacak diyorum. Ya, aman be abicim ya. Bak bak. Yeme o soğanları be. Soğan. Allah kahretmesin. Beni o iğrenç insanın, hele o iğrenç maymunun acımasız ellerine bırakmayıp evinize bir tanrı misafiri olarak kabul ettiğiniz için senin nezdinde tüm sanal ailesine çok teşekkür ediyorum Talat abi. Önemli değil abiciğim, önemli değil. Hem bu her şeyden önce bir insanlık görevi sayılır değil mi? Yani böyle hani yolun kenarında kanadı kırık bir şekilde çırpınan böyle zavallı bir güvercini alıp eve getirmek ve ona iyileşene kadar bakmak gibi bir şey bu. Yani kim olsa aynı şeyi yapar Tarkancığım, boş ver. Yine de çok sağ ol Talat abi. Robin Hood gibi adamsın vallahi Talat abi. Ne? Hatta şu öpülesi ellerini öpeyim Talat abim. Tarkan saçmalama oğlum ya. Alt tarafı bir yemek canım. Bu kadar yalakalık yeter. Abartma yani. Hem biz seni ailecek çok seviyoruz. Öyle değil mi çocuklar? Değil mi? Evet, ailecek evet. Seviyoruz. Çok sağ ol Talat abi. Çok sağ ol. Ben de sizi kendi öz ailem kadar çok seviyorum. Gel buraya gel. Nalan ablanla hep şu bizim Tarkan ne kadar düzgün, ne kadar terbiyeli, efendi bir çocuk diye konuşuyoruz aramızda. Sağ ol Talat abi. Hatta keşke Afakan değil de Tarkan evimizin kayınbiraderi olsaydı diye böyle iç çekiyoruz. Sağ ol Talat abi. Senin gibi bir komşumuz var diye çok seviniyoruz. Çok sağ ol Talat abi. Ama yine de yemeğin biter bitmez gidiyorsun abicim. Sağ. Hadi canım hadi hadi hadi. Hadi hadi. Aman yemek hazır. İşte hadi bakalım herkese afiyet olsun. Nefis koktu vallahi. Kim bilir yine mutfakta ne büyük zaferler yaşattın kendine karıcığım. Ne zaferi canım? He? Etli patatesli şehriyeli pilav yapmıştım. Hmm. Ha bir de dünden kalma biraz cacık var hepsi o kadar işte. O kadar olur mu Nalan abla? İnan bu senin saydıkların bizim evde şölen ve ziyafet sayılır abla. Afrikanlar niye gelmediler? Aman aman. Onlar evde kendilerine iğrenç bir şeyler pişirecekler. Yine mutfakta yangın çıkaracaklar herhalde. Öyle de denebilir yani. Şu çocuk ne zaman büyüyecek hiç bilmiyorum. Evet. Tarkancığım bu kadar yeter mi canım? Yeter Nalan abla. Hadi biraz daha koy ona. Al bakalım. Aman Allah'ım. Ağlamak istiyorum. Ağlamak istiyorum. Biz yabancı değiliz Tarkancığım. Dilediğin kadar ağlayabilirsin. Yalnız dikkat et. Ağlarken sümüklerin tabağına atmasın. Talat. Nalan abla. Efendim canım. Birden sana kanım ısındı. Bundan sonra sana anne diyebilir miyim abla? Çok iyisin Nalan abla. Adeta kanatlı bir melek gibisin. Yok hayatım. Sen yine de bana Nalan abla demeye devam et. Tarkan. Tarkan. İyi misin çocuğum? Tarkan niye ağlıyorsun? Kusura bakmayın. İçine ekmek banılabilecek türde. Sulu ve patatesli. Ve hatta etli bir yemeği. En son 1997 sonbaharında yemiştim de. Böyle birden o günlere dönünce hüzünlüğünü verdim.
Talat abi. Yok abicim, bana baba demene izin verme. Tamam mı? Yani bana baba deme. Yani kanın ısınsa da, hatta kaynasa da kanın, bana baba deme. İzin verme. Tamam mı? Yapma ya. Evet, yaptım bile vallahi. Bana baba deme. Evet, ben amca desem. Olmaz. Bana amca da deme. Baba da deme, amca da deme. Peki Afakan gibi enişte desem? Aa, olabilir yani belki. Hadi hadi hadi. Sofradaki yemekler soğuyacak. Hadi bakalım. Peki karıcığım. Bakan ne oluyor? Yok bir şey Nalan abla. Heyecandan biraz ellerim titriyor sadece. Sakin ol hayatım, sakin ol. Heyecanlanma. Rahat bırak kendini. Gevşe biraz. Ha? Çok uzun zaman oldu biliyor musun Nalan abla? Ah canım. Akşam üzeri kakaolu puding yapmıştım. Yemekten sonra da onu yeriz, tamam mı? Ne? Üstüne de şöyle dondurma koyarız. Ya. Ne? Nalan abla, Talat abi. Şu anda bir aile ortamında olmasam direkt oha diye bağırmıştım yani. Bağırman çok iyi olmuştu arkana. Yok yok, bağırma. Ya. Çok sağ ol Nalan abla. Yani rüya gibi bir gece yaşatıyorsun bana. Afiyet olsun canım, hadi. Hadi. Oğlum siz de evlenin. Sizin de böyle şahane bir aşkınız olsun. Ya. Çok kibarsın kocacığım. Beni evin aşçısı olarak görmene çok sevindim. Çok karıcığım, ben öyle demek istemedim. Yani ben bilgin olsun diye söylüyorum. Aynı zamanda ben evin temizlikçisi, ütücüsü ve çamaşır sorumlusu da oluyorum. Yani başka bir yerlerde bahsetmen gerekirse bil diye söylüyorum. Nalan. Arkadaşlar, bizim evde bir kadın var. Ay ismi neydi unuttum ama harika ütü yapıyor, harika çamaşır yıkıyor, harika yemek yapıyor. Ha siz de evlenin, sizin de olsun bir tane. Ya, öyle demek istemediğimi biliyorsun hayatım. Öyle demek istedin. Hayır istemedim. İstedin. İstemedim. İstedin. Hayır istemedim. İstemedim. İstedin canım. İstemedim. Siz kavganızı ederken ben yemeğe başlayabilir miyim acaba? Başla. Başla. Allah razı olsun. Nerede kaldık? Ben en son istemedim demiştim. Tamam, istedin. İstemedim. İstedin hayat. Ya öyle demek istemedim. Öyle demek istedin. Peki ne demek istedin? Ben şunu demek istedim. Ben dünyanın en şanslı erkeğiyim demek istedim. Ya ben dünyanın en şanslı erkeğiyim çünkü beni ve çocuklarını kendinden bile çok seven bir hayat arkadaşım var. Ya ben dünyanın en şanslı erkeğiyim. Çünkü dokunduğu her şeyi bir çiçeğe dönüştüren dünyalar güzeli bir karım var. Ben dünyanın en şanslı erkeğiyim. Çünkü seni çok seviyorum karıcığım. Ve sen de beni çok seviyorsun. Hak etti değil mi? Ah canım. Baba baba baba, aile var. Biz oyuz işte. Oyuz işte, aileyiz yani. Pardon pardon. Siz devam edin o zaman. Evet sevgili hanımlar. Macera devam edeyim. Asistanım Charlie Kıllı mı? Kuru fasulye ustası Carlos Ocakbaşı ile birlikte. Salla salla. Üzerinde çalıştığımız kuru fasulye projesi tüm ecaliyle sürüyor. Gördüğünüz gibi sarılarımızın kabuklarını soyup böyle ince ince doğradıktan sonra onları düdüklü tenceremizi düdüksüz kısmına yerleştiriyoruz. Ulan bunlar da pembe dizi gibi soğanmış ya. Ulan abla ağlattılar bizi. Perişan ettiler. Carlos tamam oğlum, ağlama artık. Bak geçti işte. Unut artık o soğanları, yaşadığımız kötü günleri. Hepsi artık geride kaldı oğlum. Hadi topla kedi. Ne olur ağlama yavrum. Bundan sonra çok güzel günler bizi bekliyor. Her şey çok güzel olacak. Çünkü mutluluk bizim de hakkımız. Hadi ağlama artık. Bak yoksa valla hükür hükür alacağım şimdi ya. Ben ne diyorum ya? Ge. Hadi abi. Hadi.
fasulyeler pişerken biz de yavaş yavaş sofrayı kuralım. Hay, daha yoğurdun kaymağını kim yiyecek diye penaltı çekeceğim. Dur. Charlie'cim, yavrum, bana bak. Turistik deve gibi durmayın oralarda. Ha. İşe yarayayım biraz. Bana bak. Bana bak. Ke. Hadi bardakları içeri götür hadi. Götür. Carlos sen de tabakları al. Ke. Ke değil abicim. Tabak. Tabak. Tamam. Hadi. 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 Yavaş yavaş öğreniyorsun işte. Pardon. Bir dakika. Heh, tamam. Bak. Bak 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 bu şey yeni şey ha. Hop. Hop. Hadi bakayım. Ben de ekmekleri dilimlemeye başlayayım da şimdi. Dur. Ocağı açmayı unuttuk. Evet, sevgili hanımlar. Hayda, oğlum burada koskoca bir ekmek vardı. Kim yedi lan bu ekmeği? Charlie, oğlum eğer sen yediysen, sen bittin oğlum, sen bittin. Bak, sen... Carlos? Si, senyor afakan. Şimdi sana üçe kadar sayacağım. Ke. Eğer 3 saniye içerisinde kaçmazsan, kafasından kıvılcım çıkan ilk Meksikalı olarak tarihe geçeceksin, haberin olsun. Ke. Un. Ke. Dos. Tres. Ke. Ve sen bittin oğlum, sen bittin. Oley oley. Kaçma lan, kaçma lan. Kaçma lan. Hadi bakalım sana bir daha afiyet olsun. Allah'ım. Hiç sevmiyorum. Abla açsana benim afakan. İyi ki adını söylüyor ha. Yani sanki bizi bu saatte rahatsız edebilecek ve de tüm iştahımızı tek seansla kaçırabilecek yüzlerce kımız zararlısı var ya. Palak çok ayıp değil mi şimdi? Asıl onun yaptığı ayıp. Asıl onun yaptığı ayıp. Hani şurada ne güzel ailecek oturmuş ağız tadıyla bir yemek yemeye çalışıyoruz. Ona bile izin vermiyor bu kımız zararlısı. Canım belki de bir şey lazım olması çocuğa. Bence yine mutfağı ateşe verdiler ve itfaiyenin numarasını istiyorlar. Tarkan Allah korusun ha. Zaten ona karşı bir tek Allah koruyor bizi. O da olmasa çoktan biz bitmiştik vallahi. Çok. Neren? Sen ne yapıyorsun hayatım? Kapıyı açmaya gidiyorum. Hayır efendim. Dur. Dur. Ne yapıyorsun? Kapıyı açmadan önce iyi düşün. Bizim kapının ardında bekleyen tehlikeyi iyi düşün hayatım. Saçmalama Talat, çekil. Asıl kapıyı açmak saçmalık hayatım. Asıl bu kapıyı açmak saçmalık. Enişte şu anda kapıyı açmaması için ablama bin bir türlü yalan söylediğini biliyorum. Bu stres şeklinde 3'e kadar sayacağım. Hemen aç şu kapıyı enişte. Akşam akşam kafandan kıvılcım enerjisi üretmek zorunda bırakma beni. Aç diyorum be. Talat çekilir misin şuradan artık? Ama karıcığım bak önce yemeğimizi tatlımızı yesek sonra kahvemizi içsek sana bütün yediklerimizi bir güzel sindirsek ve ondan sonra açsak kapıyı daha iyi olmaz mı? Çekil. Ey benden günah gitti o zaman aç. Eyvah. Aç bakalım aç da gör gününü ne oluyor. Kulaklarına tıkasın. O gelen gör hem görmemiş hem de duymamış olacağız tamam mı? Böylelikle iştahımız da kaçmayacak. Ne haber abla? Hoş geldin canım. Ne haber enişte? Sana ne? Afakan ne oldu? Yine mutfağı mı yaktınız yoksa? Yok. Henüz değil ablacığım. Henüz değil. Ne? Bir saat. Çekil 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 çekil. Bir dakika bir dakika. Nereye gittiniz sanıyorsunuz siz? Ya ha? Abicim arkadaşa bakıp çıkacağız işte. O zaman. Ha, o zaman tamam. Ne? Bir dakika dur bakayım. Dur. Biz artık öyle bayat numaraları yutmuyoruz abicim. Ha? Ya enişte bıraksana geçeyim şuradan ya. Ya belki Tarkuş'a bir şey söyleyeceğim ben. Çekil. Hayır ya. Rahat bırak çocuğu. Çekil. Bak çizim. Ne haber Tarkoş? İyilik Afakan. Senden ne haber? Ne olsun işte. Mutfakta uğraşıp duruyoruz işte. Ne güzel ne güzel. Allah kolaylık versin. Sağ ol Tarkoş sağ ol. Sana da afiyet olsun hepinize afiyet olsun. Sağ ol. Afakan
Umarım sadece Tarkan'a afiyet olsun demek için gelmemişsindir buraya. Ne dedin ablacığım? Şu anda yemeğimizi bölmüş bulunuyorsun. Evet, ve de tüm iştahımızı kaçırmış bulunuyorsun. Talat, o kadar da değil. Yok be abla. Sağ olsun bizim Chico Carlos evdeki bütün ekmekleri ekmek sepetiyle beraber yemiş ve bize hiç ekmek bırakmamış da. Onun için biz de şey edelim. Yani dedim sizde ekmek fazladan var mı diye öyle bir bakalım dedik. Bizde sadece sepettekiler var vallahi. Ya. Başka ya, yok. Ne güzel. Ne güzel. Buna da şükredeceksin tabii. Tabii tabii. Bunu bulamayanlar da var değil mi? Tabii tabii tabii. Tabii. Hiç sormamış. Bırak. Hayır. Sen işte bırak. Hayır. Bırak abla. Bırak abla. Hayır diyorum. Bırak diyorum. Bırak. Bırak. Hayır olmaz. Bırak. Bırak ya enişte. Bırak. 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 O beni bir ıskan. Aferin. Aferin. Uçurdunuz değil mi sepettekileri? Ha? Mahallenin bütün kedileri doyacak şimdi. Sizin yüzünüzden. Hoş. Hoş. Çekilin bakayım oradan. Hoş. Hoş. Çekilin bakayım. Bırakın ekmekleri. Ya uydurma işte uydurma. Kedi yok, hoş diye bağırmaz bir kere. Ne be? Pislik, pislik. Ha, bu oldu değil mi? En azından seninkinden daha mantıklı oldu yani. Hadi öyle be, kımıl zararlısı. Bana bak enişte, doğru konuş. Şimdi seni atacağım aşağıdaki kedilere, gününü göreceksin. Ha. Asıl ben seni atarım aşağı, görürsün o zaman. Süper kımıl zararlısı. Allah! Sen bittin enişte, sen bittin! Yeah! Durun diyorum. Bırak abla. Ayrılın diyorum. Bırak. Çekil. Talat. Yani Afakan. Bravo abicim. Vallahi bravo. 40 yılın başı içine ekmek banabileceğimiz bir yemek çıkarttı Allah karşımıza. Onda da sen ekmeği aldın, camdan dışarı fırlattın ya. Si. Sana söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum abicim, bravo. Ben hiçbir şey fırlatmadım abicim. Hepsi eniştemin suçu. Ne? Tabii senin suçun enişte. Ne olurdu sanki hiç zorluk çıkartmadan sepettekilerin yarısını bize verseydin. Burası ekmek fırını mı oğlum? Allah Allah. Ekmeğiniz bittiyse gidin bakkala alın yenisini. Kapalı enişte, bakkal kapalı. Saat 7 oldu mu bakkalacı amca bitiriyor mesaiyi. Bak, iki sokak arkada bir bakkal daha var. Orası açıktır, ben biliyorum, hadi. Orası da çok uzak be abla. Şimdi kim yürüyecek ta oralara kadar? Allah Allah. Bana bak. Geliyor şimdi terlik kafana ama. Ne yapacağız şimdi? Tabii ki afakanlar bakkala gidiyorlar. Yapma ya enişte. Sen kendini Türkiye güzeli sanıyorsun herhalde. Niye bizim takım gidiyor bakkala diyorum ya? Sizin Allah takım mı? Allah Allah. Ekmeği sizin takım fırlattı. Bakkala sizin takım gidecek tabii ki. Hiç sanmıyorum enişteciğim. O zaman yerinde olsam yavaş yavaş ısınmaya başlardım. Sevgili kımız ağırlısı, çok sevgili kayınbiraderim. Bizim takım şuradan şuraya gitmiyor abiciğim. Bizim takım da gitmeyecek. Ay yeter bayılacağım. Hadi bakalım. Ne takımı bu ya? Ya bizim ev sizin ev anlamında yani işte öyle. Ben sizin evden sayılıyorum değil mi Nalan abla? Hain! Çarlı de biz de sayılır o zaman. Değil mi? Ha, buldum. Yine ne buldun enişteciğim? Yazı tura atalım. Ha? Bula bunu mu buldun enişte yani? Hadi bakalım. Tamam. Bir an önce atın şu yazı turanızı da yemekler soğumadan hemen ekmekler alıp gelin hadi. Olmaz. Yazı tura böyle zor bir görev için çok basit kalır. Basit mi kalır? Şimdi tam bittik işte. Benim harika bir fikrim var. Ben dedim size bittik diye. Bittik işte. Bak ben penaltı falan çekişmem, söyleyeyim. Yok enişteciğim, bu sefer penaltı falan değil. Bu defa başka bir ata sporumuzla yarışacağız. Ne? Çatal mı kaşık mı? Bir daha sor, anlamadım ki. Çatal mı kaşık mı? Carlos sen ne diyorsun he? Sen ne diyorsun oğlum? Geee! Ulan yuh be Carlos. Bari bu durumda kedeme be. Yeter artık, sakatlayacaksınız bir tarafınızı. Çok az kaldı karıcığım, çok az kaldı. 2-0 öndeyiz.
Bir sayı daha aldık mı bakkala afakanlar gidiyor. Bu kadar hamallı koklama zıplama bakkala kadar yürümekten daha kolay tabii değil mi? Cevap veriyorsun işte. Sizi dinliyoruz. Kaşık. Bildiniz. Ross. Ben sana dedim sana bir çatal yapalım diye. Ya ne bileyim oğlum. Geçen defa da çatal yaptık ya. Ondan şey derler diye şey ettim. Ne bileyim. Çatal yaptıydı kazanmış. Ya ne yapayım? Hadi yat 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 yat. Biz zıplıyoruz hadi. Ne? Bu çuko bizim üstümüze mi atlayacak? Doğal olarak tabii. Yok ben vazgeçtim. Oynamıyorum abicim. Şşt Tarkan. Öyle çamurluk yapmak yok. Siz bizim üzerimize üstümüze atarken iyi miydi? Ya Afakan baksana olmuş şu tosuna. Ya Meksika tosunu bu. Bizim ne işimiz var bununla ya? Bu bizim beşimizi toplasak bu kadar etmiyoruz ya. Oyun oyundur abiciğim. Hadi yat. Yoksa hükmen mağlup olup tıpış tıpış gidersiniz bakkala. Yatın. Tamam kabul. Ben giderim abi bakkala tamam. Tamam ben olmaz, gidiyorum. Olmaz olmaz. Hayır hayır hayır. Niye abi? Yok abiciğim yok. Kendi taraftarımız önünde yenilgiyi kabul edemeyiz abiciğim. Ne? Evet. Bu maçı alacağız abiciğim. Başka yolu yok abiciğim. Tamam abi. Bu maçı alacağız. Başka yolu yok. Tamam. Hadi. Ya en sonunda Tarat abiyi de kaybettik ya. Ben en çok ona üzülüyorum Tarat abi. Hadi abiciğim yat 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 yat. Ya zaten bizim düdüklü tencerenin düdüğü neredeyse öter yani. Yat. Tarat. He. Bir saniye. Bir saniye. Karıcığım. Yavrum. Her şeyi sizin için yapıyorum biliyorsunuz. Selam. Efendim aşkım. Kendine çok dikkat et. Merak etme aşkım. Geri döneceğim aşkım. Hem de elimde ekmekle. Yani ben sana döneceğim aşkım. Talat, bir şey daha. Eğer bu salakça inadın yüzünden bir yerini sakatlarsan iyileşene kadar burada kalırsın. Ne? Hadi şimdi git oyna bakalım hadi. Hadi. Hazır mısınız? Aa, hazırız abiciğim. Hadi buyurun başlayalım efendim. Hadi bak. Önce per atlayacağım. Yat. Yat. Atlıyoruz. Tamam abi ya. Atlıyoruz atlıyoruz. Buyurun efendim. Action peşin peşin. Buyurun efendim. Buyur. Siyor. Hoppa. Un, dos. Un, dos, tres. Evet. Carlos'um. Ha? Hadi. Hadi dopayım, hadi koştur dopayım. Bu son ateşti. Bilemezseniz biz kazanırız. Hadi abicim. Konuşmayı da sorun bir an önce. Şimdi altıma kaçıracağım. Hadi kardeş sor sor sor. Çatal mi kaşık mı? Talat abi sana güveniyorum. Bir saniye düşünüyorum. Yalnız gözünü seveyim biraz acele et. Yoksa altıma kaçıracağım abi. Hadi. Cevap veriyoruz. Dinliyorum. Ah bilemediniz canım. Ben daha bir şey demedim ki lan. Demedim mi? Kapı çalınıyor. Durun. İyi akşamlar Tarkan abla. İyi akşamlar. Cilbişim gelmiş. Cilbiş. Cilbişim gelmiş cilbiş. Cilvenaz bunlar ekmek. Annemle beraber Sarıyer'deki Taşfırın'a gitmiştik de ekmekler çok sıcaktı. Çok tazeydi. Ben de senin sıcak ekmeği ne kadar çok sevdiğini bildiğim için oralara kadar gitmişken iki tane de sana alayım dedim. Aman Allah'ım bu bir mucize bakın. Mucize mi? Cilbiş gelmiş canlıcım.
Bu ekmek sahiden de ha. Hem de yumuşacık. Ay dikkat edin Elif, yanmasın. Çok sıcak. Fırından yeni çıktı da. İnan bana, bir gün seni gördüğüme bu kadar sevineceğim hiç aklıma gelmezdi. Nasıl, anlamadım Leyla abla. Çok sağ ol. Seni Allah çok gönderdi. Bir de nasıl oluyorsun? Talat. Talat abi. Talat iyi misin? Bilmiyorum. Baba. Hadi kalk artık. Hadi Elif'cim, Cidenaz bize ekmek getirmiş. Daha fazla oynamamıza gerek kalmadı. Hadi kalk. Maç berabere bitti oğlum. Ha, doğru söylüyor çocuklar. Hadi hadi. Hadi. Kalk kalk. Evimize gidelim ve kaldığımız yerden yemeğimizi yiyelim hadi. Kalkamıyorum ki. Ne? Galiba bütün kaslarım tutuldu. Hiçbir şekilde kıpırdayamıyorum. Bilirim. Bilirim. Bilirim.